Allah Celle Celaluhu'ya hamd, seçtiği kullara selam. Hüseyin Çevik telefon numarasını vermiyormuş, vermek istemiyormuş. Niye? Din belirli zamanlara, belirli saatlere taalluk ediyor onun dini. Şimdi para dini olduğu zaman çalışma dini. Para dini ayrı. Mahput dini ayrı. Sohbet dini ayrı. Yani gerçek din ayrı. Bir de insanlarla ülfeti ayrı. Din deyince anlaşılması gereken bir bütün vardır. Anlaşılması gereken. Teminden bir arkadaşa bir şey yazdım. Aynısını alta getireceğim. Demek gönderilen din akıllarda, dimağlarda, kalplerde dumura uğradığı zaman Allah Zülcelal tayin ettiğini halk arasında alelade dolaştırır ki ilah iddia edilenler gibi kapı arkalarında aranmasın. İstendiğinde bulunsun, bulunsun ki ahiret aleminde cehenneme layık görülenler biz uyarılmadık demesinler, diyemesinler. Şimdi beni arayan yani şimdi abone 300'müş, 310 bin 3'müş, 13 binmiş fark etmez. Belki milyon olabilir. Belli bir safhada korunabilirsin. Niye? Neyin ne olduğu belli olmadığı safhada. Şimdi beni dövmek isteyene de veriyorum telefonu. Öyle yapacağım, böyle yapacağım. Buyur kardeş yap. Öldürürüm seni. Öldür gel. İhsan Şen Ocak Efendiniz ne yaptı? Mehdi ok atılır dedi Osmanlı zamanında. Tamam dedim ben Mehdi'yim bana ok. Yani o zaman ölmüyorsa Mehdi. Tamam. Kabul dedim. Atmazsan adisin ben de gelmezsem adiyim. Sen de atmazsan sen çağırmazsan adisin. Ben gelmezsem adiyim. Sen atmazsan adi oğlu adisin. Dedim. Her zaman için telefonumu da verdim. Adresimi de verdim. Çok zor değil. Turan Sokak No 23 Daire 11. Beni Otogar'ın üst sokağında, Bayrampaşa Cezaevi'nin alt tarafında, İstanbul Forum'a giden yolun üst sokağında bulabilirsin kardeşim. İstediğin gibi hançeri arkamdan saplayabilirsin. Beni nice insanlar şey yaptı. Ben kolay kolay kimseyi tehdit etmem. Bir şeyle birisine bir şey yapacaksam da yani değecek olması lazım. Değecek olması lazım. Benim için değmiyorsa da karşıdaki için değiyorsa da madem böyle bir şey atılıyor, madem Osmanlı zamanında Mehdiler böyle seçiliyormuş, atılıyormuş, yani dinle izam edemiyorlarmış Osmanlı alimleri o ben Mehdi'yim diyenleri. Çünkü gösteremiyor kahpe. İhsan Şen Ocak kahpeniz ya burada şu yanlışı var. Şurada şu yanlışı var. İsmail Verlice edemedi mesela küfür isnadı yaptık alimleri ilahi iddia etme biz tapmıyoruz seviyoruz dedi doldurmadı onun da ayrı bir şey diyecek bir şey yok çünkü bakış açım nübüvvet yolu bakış açısı nübüvvet ne bir Resul bakış açısı bu bakış açısıyla bakıldığında sorular ona göre soruluyor niye biz tapmıyoruz seviyoruz Allah'ı sever gibi mi ayeti var. Allah'ı sever gibi severler ayeti var. Öyle mi? Şimdi bu bakış açısıyla ben ne dedim? Dedim ki tapmıyoruz, seviyoruz derseniz bana şunu söyleyeceksiniz kurtulmak. Bununla kurtulmuyorsunuz. Önceki ümmetlerde alimlerden başka, şey Allah'tan başka alimlere adanan bir ibadet şekli göster, kurtul. Yok. Ve sizin şekliniz şemalere soktunuz zaten. Yani onun karşısında kıpırdamak, sağa sola bakmak caiz değil. Yani namazda icabında caiz oluyor. Bir şey görüyorsun caiz oluyor. Onun karşısında değil ama. Yani alimlere ilah iddia etme, küfür, bir sürü sapık itikadınız var. Yani bunları izam edemedi. Dedi Osmanlı zamanında böyle yapıyorlarmış. Halbuki öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Osmanlı alimleri böyle böyle çıkan yok zaten bir kere. Böyle bir şey çıksa ilzam eder. Kardeşim sen niye Mehdi'yim diyorsun. Bak işte Fırat'ın suyu kesilmedi.
bak bu olmadı, bak şu olmadı der. Ama şimdi hepsi oldu. Bunlar diyecek bir şey bulamıyorlar. Kendi sapık itikatları var. Mehdi böyle deneniyormuş Osmanlı zamanında diyorlar. Ama deneniyorsa, delikanlıysan dene. Ona da dedik ki, bak adresi de veriyorum, çağırmazsan ben geleceğim dedim. Yeter ki beyan et. İsmail Ağa adına, İsmail Ağa beni çağırsın. Fark etmez. Ben geleceğim. Hiçbir cezai talepte uygulanmamasını şey yapacağım. Ben Mehdi isem beni öldürmeyecekmiş şey. Var mı böyle bir ayet? Var mı böyle bir hadis? Hı? Var mı? Allahu Teala'nın bir şeyi adetullahında bir oku attığında yani hedefe varmayacak diye bir kaidesi var mı? Adetullah'ta, sünnetullah'ta bu yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir tekbir çekip de dünyayı alt üst edip de Müslümanları kurtarmamış. Ama Mehdi kurtaracak. Mehdi keriz çünkü. Mehdi keriz yerine koyuyorlar çünkü kendileri Mehdi'den nemalanıyorlar. Yok oradaydı, yarın çıkacaktı. Ha buna göre de çıkmayacak. Niye? Şey İsmail Ağa cemaatine göre çıkmayacak. Bir çıkmayacaktan yok. Çünkü ona pompalıyor. Onların sapık itikatlarını ortaya koyuyor. Öyleyken adresimizi, ismimizi, cismimizi ortaya koyuyoruz. Birisi bir psikopat gazetelere çıkmış. Bana yazdı. İşte şöyle yaparım, böyle yaparım. Baktım. Gazeteye çıkmış adam. Yapma ihtimali var. Ama yapmamış. Yakalanmış. Yani ben şimdi bir şeye dava edersem yaparım. Şimdi sen benim bana vurmaya gelirsen ben seni vururum. Yani benim bana. Ha şimdi söz veriyorum ya kardeş. Sana bir de ilk darbeyi bırakıyorum. Saladın. Vurdun. Vuramadın. Vuramıyorsan bir iki vurulacaksın. Derim yani. Ne kimseyi bu konuda incitmek isterim. Ne incinmek isterim. Çünkü hakikat ortadayken iş silaha bıçağa gelmiyor. İlim keskin kılıç. Mehdi kılıcı keskin olmasa ölümüne fetva verecekler diyor. Benim kılıcım keskin, ilmim keskin olmasa İsmail Ağa benim ölümüme kaç kere fetva verirdi. Ama direkt karşısına alamıyor ki kendileri küfür sahibi olacaklar. Karşısına aldığın zaman millet diyecekler buna niye cevap veremiyorsunuz? İlmi olarak cevap verseler yenilecekler. Deneyin kardeşim bana yaptığınız saldırıların yarısını onlara yapsanız cerahat akacak, cerahat. Küfür akacak. Alimleri ilah iddia etme akacak. Allah-u Teala'nın zatına küfür akacak. Vahiy kesildi akacak. Hayat mağluktur akacak. Zaman mağluktur akacak. Sapık seneyi devriyeler akacak. Fetva, cübbelinin fetva satmaları akacak. Ulama heyetinin yani şart koyuyor. Yani Mehdi çıkmaz. Bunlar diyor, onları ona göre oluyor. Allah ona göre olduruyor. Haşa. Bunlar tayin ediyor Mehdi'nin çıkma zamanını. Ulan ulama köpekleri. Yani buyurun öldürün. Buyurun öldürün. Neye göre dayandın? Şeye dayandım. İmamı ilk yıldızda çıkmaz. İmamı Rabbani sağ yanağında ince adıra yıldız gibi işareti gördüğü zaman böyle bir şey diyebilir miydi? Diyemezdi. Velhasıl kelam bunlar iftiracı çirkefler. Çirkef bunlar. Bunlar şerefi, din şerefi yok bunlarda. Din haysiyeti yok. Dine kahpelik yapan insanlar bunlar. Telefon isteyin dedim. Hüseyin Cevik altına yazdım. Benden isteyin. Telefon numarasını hemen yazayım. Adresi yazayım. Görüşmek isteyen buyursun. Niye?
Benim saklayacak, gizleyecek bir şeyim yok. Şeyhimizi bir anlasanız. Şeyhimizi, gavsımızı, kutbumuzu bir anlasak. Ulan onu anlayıp ne yapacaksın? Resulullah'ı anla. Açık açık sözleri bilmem. Yani tutup da fi mafi okuyup sapık sapık iktikat şeylerini okuyup da seks hikayelerini bir anlasak mı diyeceğim. Resulullah'ın dini açık. Onu anla. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i anlamaya çalış. Benim izimden giden Resulullah'ın izinden gitmiş olur. Ben ayrı bir şey uydurmuyorum. Kendime ait bir şeyim yok benim canım kardeşlerim. Zavallı Müslüman, o Müslümanız diyenler, iman ettik diyenler, zavallılar. Bunların ne diyeyim, bu efendilerin dizginlerinde at gibi koşturuluyorsunuz ya. Rezil rüsvay bir haldesiniz. Uyanın. Bu Allah'ın fazladır. Dilediğine verir. Allah büyük fazlın sahibidir.